Az önce Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle yedili koalisyonlarla, masa üstü masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Eyvallah. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek, nasıl mücadeleleri hep birlikte verdiysek, şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak birlikte vereceğiz. Dünyanın ve ülkemizin kritik bir yol ayrımında olduğu bu günde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu mevcut kazanımlar gibi bundan sonra elde edeceğimiz tüm imkanları da milletimizin her bir ferdinin hizmetine sunacağız. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Ülkemizin eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, haberleşmede, enerjide, tarımda, sanayide, şehirleşmede, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi murad ettiğimizi çok iyi bilir. Öyleyse şurada kaldı 40 gün. Gayet yoğun bir çalışma yapıyor muyuz? Durmadan, usanmadan ana kademeler, kadın kolları, gençler bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanı seçmek demek yürütmenin başını yani devleti ve hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek. Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar, derdi evlatlarımızın geleceği olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Al sana iki tane, sana üç tane, sana beş tane der gibi ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözünü değil, kendisine hangi hizmetleri getireceğinin, hangi eserleri kazandıracağının programını, projesini bekliyor. İşte Gaziantep'te üniversiteler, Gaziantep'te havalimanı ve şimdi ikinci pist. Bütün bunları bizler yaptık. Yirmi yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye yüzyılının inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Bunların bir kısmı seçim beyannamemizde yakında kamuoyuna açıklayacağız. Kentsel dönüşümden raylı sistemlerin ülke geneline yaygınlaştırılması ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu raylı sistemleri Gaziantep'te de yaptık mı? Yaptık. Bundan sonra da yine biz yaparız. Dış politikada ülkemizin etki alanını, itibarını, kazançlarını güçlendirecek duruşumuzu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı analiz çalışmaları yaptık. Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. İşte çıkmışlar. Erdoğan aday olamaz. Ne oldu? Yüksek Seçim Kurulu suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar? Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Anayasa Mahkemesi'nin bundan önce bu konularda ne karar verdiklerinden de bunların haberleri yok.
Kardeşlerim, bunlar ne anayasa bilir, ne kanun. Bunların bütün demokrasiyle filan zaten yakından uzaktan bunların alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele, kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye, Gabar'a, Besler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük mü? Gene gömeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Evet, işte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Ya Diyarbakır'da 251 kardeşimizi bunlar sokağa dökerek maalesef şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? İçeride. Şimdi söz veriyorlar kapalı kapılar arkasında. Yok şunu da kurtaracağız, bunu da kurtaracağız. Bay Bay Kemal, bu millet sana bu yolu açmayacak.